tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Satranç oyunu. Bir gün Pudding oyun parkına giderken satranç tahtasını yanında götürdü. Kurabiye, satranç oynamak ister misin? Hayır Pudding, seninle oynamak çok sıkıcı çünkü hep sen kazanıyorsun. Hey Şeker, sen oynar mısın peki? Oynamayı bilmiyorum. Harika, başarılı bir satranç oyuncusu olmak istiyorum ama kimseyle pratik yapamıyorum. Hey! Pudding, arkadaşlarımızdan birine seninle oynamasını söyleyebiliriz. Ne dersin? Evet, elbette oynayabileceğin harika birini bulabiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Pudding'le satranç oynayacak ilk aday Cupcake'ti. Ama neden sadece midilliyle oynuyorsun Cupcake? O taşa at deniyor. En şirin taş olduğu için bununla oynuyorum. İşte şahmat. Kaybettin Cupcake. Ne var yani? Gidip başkasıyla oynayacağım. Bir sonraki oyuncu Gece'ydi. Ben siyahlarla oynamak istiyorum. Ha! Piyonunu aldım. Ve şimdi de atını aldım. Bir piyon daha aldım. Ve şahmat. Ha? Yine kazandım. Aa, hemen mi? Anlaşılan iyi satranç oynayan birini bulmak kolay değildi. İşte. Dur bekle. İşte. Ya da şuraya. Şuraya ne dersin? Affedersin. Şuraya oynayacağım tamam mı? Ardal, filini aldım. Ne? O fili çok seviyordum. Oyunda en sevdiğim taş oydu. Oynamıyorum. Ama sonunda çalışkan tarçın Pudding'le oynamaya geldi. İnanmayabilirsiniz ama daha önce hiç satranç oynamadım. Ne? Satranç uzmanı olduğundan emindik. Pudding tarçına satrançla taşların nasıl oynandığını öğretti. At neden bu şekilde oynanıyor ki? Neden tahtada dört nala gidemiyor? Ve neden şah sadece bir kare ilerleyebiliyor? Oysa vezir her yere gidebiliyor. Bunlar sadece oyunun kuralları işte o kadar. Üzgünüm. Satranç kesinlikle bana göre değil. Ama kimse pratik yapmama yardım etmezse asla havalı bir satranç şampiyonu olamam ve hiçbir kupayı kazanamam. Kupa kazanmak mı? Hey, babamızın ofisinde satranç ödülleri olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, babamız çok iyi satranç oynuyor Pudding. Şahmat. Çok iyiydi Pudding. Sen nasıl bu kadar çabuk yendi? Sen bir şampiyonsun. Şu ödüllerine bak. Onlar benim değil. Onlar annenizin. Okuldayken satranç oynuyordu. Bütün turnuvaları kazanıyordu. Çünkü çok oynardı. Hey! Çok iyi bir fikrim var. Hemen annemi çağırmalıyız. Bu harikaydı, evet. Gerçekten çok güzel bir oyundu Pudding. Görünüşe göre ailemizden bir dünya satranç şampiyonu daha çıkacak. Bu harikasın! Miyav, 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 miyav! Baba bir satranç takımı pastası yaparak herkesi şaşırttı. Babanız bir satranç şampiyonu olmayabilir. Ama iyi bir tatlı uzmanıdır. Ve matı. Pudding böylece kendisine zorlu bir rakip buldu ve babaları çay saati için harika bir tatlı icat etti. Kedi treni. Bir gün anne ve baba kedi kediciklerini ve arkadaşlarını buharlı çocuk trenine bindirmek için parka götürdüler. Ben makinist olacağım. Pudding kömür atıcısı olacak. Şeker de kondüktör olabilir. Ve kalan herkes de yolcu. Başlıyoruz.
Miyav, 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 miyav. İyi yolculuklar çocuklar. Sizi burada bekleyeceğiz. Güzel bir patlamış mısır almaya vaktimiz vardır. Biraz daha kömür ekle. Böylece daha hızlı gideriz. İlk başta oyuncak fırına oyuncak kömür atmak ve bu gerçekmiş gibi oynamak eğlenceliydi. Biletinizi görebilir miyim? Kömür atmaktan yoruldum ya. Ben de bilet kontrol etmekten sıkıldım. Tamam, sen kömür atıcı, sen de kondüktör ol. Biletlerinizi görebilir miyim acaba? Ne? Yine mi? Kurabiye, artık treni ben kullanmak istiyorum. Ne? Seni duyamıyorum. Öyle mi? Artık ben makinistim, sen de kömür atıcı olacaksın. Durun, ben de artık makinist olmak istiyorum. Çoktan kondüktör ve kömür atıcı oldum. Hemen o şapkayı bana ver. Puding, ver o şapkayı. Makinist benim. Hayır, benim. Şapkayı ver. Yani şapka kimdeyse makinist o mu oluyor? Bunu asla benden alamazsınız. Şapkamı kim aldı ya? Taze ve enfes bir patlamış mısır. Olamaz. Artık bir makinistimiz olmayacak. Hazır makinistten bahsetmişken, şu anda treni kim kullanıyor? Tren istasyona yaklaşıyordu ama çok hızlı gidiyordu. Babamın treni durdurmasını isteyebilir miyiz? Ama tren çok hızlı gidiyor. Babam bunu yakalayamaz. Yaklaştım sayılır. Az kaldı. Başaracağım. Her neyse, çok yavaş. Treni durdurmamız için paraşüt kullanmamız gerekecek. Paraşüt dışında başka bir fikri olan var mı? Trenin bisiklet gibi olmaması çok kötü. Çünkü bisikletimde sadece frene basıyorum ve duruyor. Evet, fren kolu. Makinistin şapkası uçtuğuna göre çok hızlı gitmiş olmalısınız. Puding, al bakalım. Makinist olma sırası sende. Hey, peki ya biz? Ben de makinist olmak istiyorum. Ve ben de. Çok iyi bir fikrim var. Hepimiz sırayla makinist olabiliriz, tamam mı? Bu harika! Miyav, 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 miyav. Çuf, çuf, çuf. Tren sürmek harika, çuf, çuf. Rayların üstünde bekleyin. Ve yapacak bir sürü şey var. Çuf çuf, ne güzel bir gün. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Tren ne güzel gidiyor. Dumanı da çıkıyor. Düdüğü duyduğunuzda geliyoruz demektir. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Bu kez herkes sırayla makinist olabildi. Ve şeker manzarayı seyrederek yolcu olmanın tadını çıkarttı. 1, 2, 3, tıp. Bir gün anneleri yeni çocuk kıyafeti tasarımı için çalışıyordu. Anneciğim. Bahçede bir korsan gemisi yapmak istiyoruz. Sonra deniz maceraları oyunu oynayacağız. Bu harika bir fikir. Bitirince bana da gösterin, olur mu? Ama bunun için ipe, yapıştırıcıya, karton kutulara ve şimdi aklıma gelmeyene bir sürü şeye ihtiyacımız var. Anneleri tatlı kediciklere ihtiyaçlarını bulmaları ve onları bahçeye taşımaları için yardım etti. Ama kediciklerin sesini dışarıdan hala duyabiliyordu.
Buraya kuralım. Hayır, şuraya kuralım. Ve odaklanamıyordu. Bu korsan gemisi benim fikrimdi. Ama şeklini ben çizdim. Ben de nasıl kuracağımızı planladım. Ne olmuş yani? Çocuklar, neden 1-2-3 tıp oyununu oynamıyorsunuz? 1-2-3 tıp oyununu. Evet, en uzun susan oyunu kazanır. Ve kim kazanırsa onun bayrağını gemiye dikeriz. Ne dersiniz? Bu harika. Eğer ben kazanırsam bayramda bir yıldız olsun. Olur mu? Benimkinde de çiçek olsun. Benimkinde de mantar. Tamam. Oyun başladı. 1-2-3 tıp. İlk konuşan tatlı kedicik oyunu kaybedecekti. Tatlı kedicikler gemi yapımına başladı. Ama konuşmadan gemiyi yapmak düşündüklerinden daha zordu. Puding, kurabiyeye gemi direğini eski kayaklardan yapmayı önerdi. Ama kurabiye Puding'in kayağa gitmek istediğini sandı. Halbuki yaz mevsimiydi. Kurabiye Puding'e yaz mevsiminde olduklarını ve çimende kayak yapamayacaklarını anlatmaya çalıştı. Ama Puding, kurabiyenin kayak yapmak istediğini sandı. Kurabiye ile Puding, şekerin ne dediğini anlamaya çalıştı. Kar yerine çarşafta kayak yapabileceklerini mi söylemeye çalışıyordu, yoksa oyun oynayalım mı diyordu. Belki de büyük bir resim yapmak istiyordu. En sonunda anlaşıldı. Şeker çarşaftan çok iyi yelken olabileceğini söylemeye çalışıyordu. Ama kediciklerin önce annelerinden izin alması gerekiyordu. Ama hiçbiri konuşmak ve tıp oyununu kaybetmek istemiyordu. Rüzgar çarşafı neredeyse çamura sürükleyecekti. Şimdi hepsi annelerini çağırmaları gerektiğinin farkındaydı. Acaba önce konuşup oyunu kaybeden kim olacaktı? Sonunda işim bitti. Anneciğim! Hı? Yardım et! Anneciğim! Çamaşırlar kurtulmuş. Anneciğim! Ama maalesef her üç kedicik de oyunu kaybetmişti. Pekala, sıra bayrağınıza ne olacağına karar vermekte. Çiçek mi, mantar mı yoksa yıldız mı? Ama hepimiz oyunu kaybetmedik mi? Sana seslenince oyunun kurallarını çiğnemiş olduk. Bu da üçümüzün de oyunu kaybettiği anlamına gelir. Ama üçünüz de doğru olanı yaptınız. Geminizi sessiz sessiz kurdunuz ve sadece bir kazayı önlemek için konuştunuz. Bu yüzden üçünüz de oyunu kazandınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler 1-2-3 tıp oyununu oynarken çok eğlendi. Anneleri onlar için yalnızca çok özel bir bayrak yapmakla kalmadı. Aynı zamanda çarşafı yelken olarak kullanmalarına da izin verdi. Uzay gemisi. Bir gece tatlı kedicikler arkadaşları Lekeli'nin evindeydi. Her gece yıldızlara bakıyorum. Umarım bir gün gerçek bir uzay gemisi görüp onlarla tanışırım. Ama şimdiye kadar kimse bir uzay gemisi görmedi. Evet, biliyorum. Kedicikler, eve dönme vakti geldi. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Uzay gemilerinin dünyayı ziyaret edip etmeyeceğini kimse bilemez ama henüz gelmedikleri kesin. Lekeli onlarla gerçekten tanışmak istiyor. Belki de sonsuza kadar bekleyecek ama bu hiç olmayacak. Sonsuzluk gerçekten uzun bir süre. Onun için çok üzülüyorum. Neden Lekeli için kendimiz taklit etmiyoruz? Ona uzaydaki bir gezegenden geldiğimizi söyleyebiliriz. Harika fikir. Ne kadar heyecanlanacağını bir düşünsenize. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Ertesi sabah kedicikler uzak bir gezegenden geliyormuş gibi giyindi. Üstlerine yağmurluk, antenli taç giydiler ve havalı güneş gözlükleri taktılar. Ay! Bir saniye. Yardım ettiğin için sağ ol. Hey, sesimizi de değiştirmemiz gerekmiyor mu? Kendi sesimizle konuşmayalım, Lekeli tanır.
Uzaydan sana selam getirdik dünyalı. Bizler çok uzaktaki kedi gezegeninden gelen dostlarınız. Bizler da dost canlısıyız. İnanmıyorum, uzaydan geldiniz, bu harika. Ben de gelmenizi bekliyordum. Sanırım dilimizi öğrenmişsiniz. Kedi gezegeninde acaba hangi dil konuşuluyor? Şuna benziyor. Miyav 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 miyav. Bu çok komikmiş. Bana geldiğiniz gezegenle ilgili bir şeyler anlatsanıza. Bizim gezegenimizde yer çekimi o kadar kuvvetlidir ki herkesin çömelip dört ayağının üstünde yürümesi gerekir. Dört ayağımızı ilginç uzay ağaçlarına tırmanmak için de kullanırız. Ve eğer aşağı düşersek de... Her seferinde dört ayağımızın üstüne düşeriz. Ve bazen yerde ışıklar belirir. Biz de onları yakalamaya çalışırız. Bu gezegenimizin en popüler oyunudur. Ne harika bir yermiş. Ben de size burada nasıl yaşadığımızı anlatayım. Bu bir roket. Uzaya gitmek için tasarlandı. Bu da bir salıncak. Bu bir futbol topu. Lekeli kediciklere birçok şey anlattık. Kedicikler bunları tabii ki biliyordu. Bu bir yastık. Uyurken başımızın altına koyuyoruz. Bu bir saat. Bunun işi size zamanı söylemektir. Bu bir teleskop. Babam bana bu sabah hediye etti. Bu bir kitap. İçinde resimler vardı. Öğle yemeğine geç kalıyoruz. Çoktan evde olmalıydık. Evet ama nasıl döneceğiz? Benim çok iyi bir fikrim var. Pencereyi bu şekilde açıyoruz. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Bu da... Çok teşekkür ederiz dünyalı. Ama artık gitmek zorundayız. Eğer gitmezsek uzay gemimiz bizsiz gider ve biz de burada... Yoksa sizin gerçek bir uzay geminiz mi var? Onu görmem lazım. Koşun! Bekleyin, ben de geliyorum. Uzay geminiz nerede? Havalı bir şey mi? Olamaz. Lekeli biz olduğumuzu anladı işte. Biz sadece uzaydakilerle tanışmak için sonsuza kadar beklemeni istemedik. Onun için de kendimiz onların taklidini yapmaya karar verdik Lekeli. Çok üzgünüz. Başından beri siz olduğunuzun farkındayım çocuklar ama bu gerçekten harikaydı. Bu akşam neden bize gelmiyorsunuz? Yeni teleskopumla yıldızlara bakarız, ne dersiniz? Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Bakın bu balık takım yıldızı. Bu da büyük kedi takım yıldızı. Bu dört yıldız kedinin kuyruğu. Bakın. Tatlı kedicikler için gece gökyüzü o kadar güzeldi ki ona sonsuza kadar bakabilirlerdi. Hepimiz yıldızlara bakabilir ve hayal kurabiliriz. Korkunç kedicikler. Tatlı kediciklerin bu yılki korku gecesiydi. Oldukça heyecanlı olan kurabiye, şeker ve puding korkunç kıyafetler giyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Ben bir canavarım. Bense küçük bir cadıyım. Ve ben de bir iskeletim. Harika! Miyav, 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 miyav! Korktunuz mu? Aman tanrım, o kadar korkunçsunuz ki korkudan ödüm patladı. Anneniz haklı, siz kedicikler çok korkunç görünüyorsunuz. Anlaşılan anne ve babamızı korkuttuk. Peki ama bizi kim korkutacak bakalım? Bizi kimse korkutamaz. Bunun için çok cesuruz. Birkaç arkadaşımızı da çağıralım. İçlerinden biri belki bizi korkutabilir. İlk korkunç arkadaşları Cupcake'ti. Hadi Cupcake, korkut bizi. Ben Cupcake değilim. Ben Örümcek Prenses Cupcake'im. Cupcake hiç de korkutucu değil. Her neyse ama en azından güzelim değil mi? Bir sonraki ürkütücü dostları ise arkadaşlarını korkutmayı çok seven Gece. Ben gecelerin yaratığıyım. Deneme yapıyordum. Korkunç bir vampirim. Nasıldı? Üzgünüm ama bu da işe yaramadı. Sanırım biz kedicikleri korkutmak imkansız. Korku geceniz nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hayır, birazcık bile korkmadık. Demek hiç korkmadınız ha? Anlaşıldı. Biz biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Biz yokken neden evi süslemiyorsunuz? Korkunç dekor kullanabilirsiniz.
korkunç bir dekorasyon. Tam ihtiyacımız olan şey. Heyecanlı kedicikler ve arkadaşları işe koyuldular. Kurabiye korkunç canavar suratları çizdi. Cupcake bir sürü kağıttan örümcek kesti. Ve hep birlikte peçetelerden hayaletler ve yarasalar yaptılar. Üçe kadar sayalım. Arkamızı dönüp ne kadar korkunç olduğuna bakalım. Bir, iki, üç. Açıkçası çok hoş görünüyor. Evet, ama korkunç olması gerekiyordu. Birbirimize korkunç hikayeler anlatsak nasıl olur? Vampir gecenin bildiği bir sürü korkunç hikaye var. Soğuk, karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Hayır, ben hala korkmadım. Nasıl korkunç olacağını biliyorum. Fena değil. Pekala. Soğuk, karanlık ve rüzgarlıydı. Tamam, ben korkmaya başladım. Ben korkmadım. Henüz korkunç bir şey yapmadı. Şeker, koridorun ışığını sen oradan nasıl kapattın? Ben yapmadım. Ha, olamaz. Orada biri olmalı. Belki sadece rüzgardı. Gerçek bir hayalet olabilir mi? Ya da büyük ve siyah bir yarasa. Ne olursa olsun onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kurabiye'nin parlak bir fikri vardı. Evet kurabiye, çok cesursun. Çocuklar, orada iki tane kocaman kedi kadar büyük yarasa vardı. Merhaba çocuklar. Biri dev yarasalar hakkında bir şey mi dedi? Ne? Sizi korkuttu mu? Sanırım haklıydın kurabiye. Bu yarasalar gerçekten de kedi kadar büyükler. Kostümleriniz gerçekten harika görünüyor. Gerçekten yarasa olduğunuzu sandım. Vay canına. Dekorasyonlarınızın hepsi çok yaratıcı. Gerçekten de korkunç denebilecek kadar güzeller. Sürprize hazır mısınız? Şeker, tatlım, ışıklar. Acaba ne çıkacak? Bu harika! Miyav, 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 miyav! Babanın korku gecesi fastası korkunç derecede lezzetliydi. Kedicikler bu keyifli korku gecesini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak geçirdiler. Hazine! Bir gün anneleriyle babaları Şeker, Kurabiye ve Puding'i anneannelerine ziyarete götürdü. Merhaba benim küçük tatlı kediciklerim. Seni gördüğümüze sevindik anneanne. Güle güle anne baba. Hoşçakalın çocuklar. Bugünü birlikte geçireceğimiz için çok heyecanlıyım. Eminim birlikte çok eğleneceğiz. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Hayır, 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 hayır. Koşmak ve zıplamak yok çocuklar. Ama... Sonra vücudun ısınır, terlersin, üstüne bir de hasta olursun. Bir bakalım. Ateşin normal neyse ki, şimdi bir oyun oynayın. Benim mutfakta bazı işlerim var. Çocuklar yanlarında oynamak için ip ve badminton seti getirmişlerdi. Ama koşmak ve zıplamak yasaksa bunlarla nasıl oynayabilirlerdi ki? Peki şimdi ne yapacağız? Tırmanabileceğimiz bir ağaç bulalım. Harika bir fikir. Hayır hayır, bu güvenli değil. Ağaçlara tırmanmak da yok. Daldan kayabilirsiniz ya da kafanız ağaç deliğine girebilir. Hatta düşebilirsiniz. Bu güvenli değil. Siz iyisi mi usta usta oturun canlarım. Hiçbir şey yapamıyorsak nasıl eğleneceğiz biz? Buldum. Ağaca meşe palamudu atmaca oynayalım. Eğlenceli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bakın nasıl gidiyor. Hayır, bu da güvenli değil. Meşe palamudu atmak da yasak. Ya gerisekip burnunuza gelse canlarım? Peki o zaman nasıl eğlenebiliriz? Ben galiba güvenli bir oyun biliyorum. Bir yerlerde değerli bir hazine saklayacağız. Sonra da anneannem onu bulmaya çalışacak. Tamam, bu kulağa hoş ve güvenli geliyor. Hazine saklandıktan sonra anneanne onu bulana kadar kedicikler sıcak soğuk dediler. Acaba nereye saklamış olabilirlerdi? Şurası. Hey! Şuradaki çalıya. Hazırız anneanne. Ve anneanne hazineyi aramaya başladı. Sıcak sıcak. Soğuk. Ne?
üşüdünüz mü çocuklar? Hasta mı oluyorsunuz yoksa? Bu oyunun bir parçası anneanne. Sıcaklıktan bahsetmiyorum. Soğuk hazineden uzak olduğunu gösterir. Soğuk anneanne. Buz gibi soğuk. Oh, işte şimdi gerçekten üşüdüm. Sıcak. Daha da sıcak. Şu anda yanıyorsun. Hazineyi buldum kedicikler. Ama bu bizim kutumuz değil ki. Bizimki maviydi ve daha küçüktü. Buna inanamıyorum. Bu benim uzun zamandır aradığım define kutum. Ben de sizin gibi küçük bir kediyken bunun içine en sevdiğim şeylerle doldururdum. Anneanne, bizim gibi oyuncu bir kedi yavrusu olduğun zamanları hatırlıyor musun? Elbette. O zamanlar badminton en sevdiğim spordu. Üstelik çok da iyi oynardım. Bu atlama ipi de en sevdiğim ikinci şeydi. Vay canına. Anneanne hasta olmaktan korkmadan zıplayıp oyunları oynuyormuş demek. Bu meşe palamudunu tırmanmak imkansız dedikleri bir ağacın tepesinden toplamıştım. Ağızlarının payını verdim tabii. Ama en çok sevdiğim şey ok atmaktı. Ya onlardan biri geri sekip burnuna gelse ne olacak? Ucu vantuzlu oklar kullanıyordum. O yüzden burnuna gelse de o kadar acıtmazdı. Oo, fırının sesi bu. İçindekiler pişti demektir. Gidip çıkarayım. Anneannen gerçekten çok eğlenceliymiş. Peki neden bizim de eğlenmemize izin verilmiyor? Değerli kediciklerim, elbette eğleneceğiz. Ama önce şu taptaze kurabiyelerden yiyin. Anneanne altın korsan parası şeklinde kurabiyeler pişirmiş, define kutusunu bunlarla doldurmuştu. Sen dünyanın en değerli hazinesisin anneanne. Siz de benim en değerli hazinemsiniz. Söyleyin bakalım, kim ok atmayı öğrenmek istiyor? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Çocukluk anıları anneanneye genç olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlattı. O ve torunları bu harika günün sonuna kadar birlikte koştular, zıpladılar, güldüler ve oyunlar oynadılar. Uzay macerası. Bir akşam o kadar çok kar yağıyordu ki kediler evde kalmak zorundaydı. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey bulmalıyız. Peki ama anne. Hey bakın, karlar kayan yıldızlara benziyor. Hadi uzayda olduğumuzu hayal edelim. Harika. Hadi inleyin, bir uzay yolculuğu yapacağız. Harika. Yıldızlarla birlikte uçacağız. Harika. Miyav, 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 miyav. Ama uzayda yer çekimi yok, bu yüzden uçmamız gerekiyor. Harika bir fikir. Hadi uçalım. Çocuklar, uçmaya çalışmak çok zor. Yer çekimiyle mücadeleden yoruldum. Oh. Öyleyse uçmak için bir uzay gemisi yapmaya ne dersiniz? Kedicikler annelerinin yün kutusunu geminin dışı olarak kullandı. Buldukları kartonlardan da kanatlarını yaptılar. Ardından bir huni, çırpıcı ve çörek topladılar. Ve bunları kutuya yapıştırdılar. Sonunda uzay gemileri uçmaya hazırdı. Uzay kaptanınız konuşuyor. Kalkışa hazır olun. Uzay gemisi yardımcı pilotu kalkışa hazır efendim. Uzay gemisi tamircisi motorları çalıştırıyor efendim. Uçuyoruz. Tam karşınızda kuyruklu yıldız fırtınası var. Uzay canavarları. Anne, baba. Uzay canavarları olduğunuzu sanmıştık. Siz tatlı kedicikler, ne yapıyorsunuz bakalım? Sadece büyük bir uzay gezisindeyiz. Daha çok büyük bir dağınıklığa benziyor. Bunları toplasanız iyi edersiniz. Neredeyse uyku vaktiniz geldi. Peki havalı uzay gemimiz ne olacak? Bu gemiye çok emek harcadık. Evet. Dinleyin lütfen. Görev kontrolden astro kediciklere. Elimde sadece en iyi kediciklerin halledebileceği bir görev var. Bu uzay çöplerinin hemen temizlenmesi gerekiyor. Yoksa kedi kolonisine çarpabilirler. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Astro kedicikler görevi kabul ediyor. Bütün bu kuyruklu yıldızları ne yapacağız? Onları dolap gezegenine göndermeliyiz. Ha 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 ha
ufak asteroidi sahası. Hadi hepsini kendi çekmecelerine yerleştirelim. Yörüngelerine. Şu kağıttan meteorlara bakın. Olamaz. Her yere dağılmışlar. Hadi onları uzay kütüphanesine götürelim. Vay, nasıl yettiklerine baksana. Ve tüm bu uzay çöplerinin çöp poşeti kara deliğine atılması gerekiyor. Vay, ne çok uzay çöpü varmış. Ne yapacağımızı biliyorum. Onları dışarıda bir uzay yürüyüşüne çıkarmalıyız. Uzayda hava çok soğuk. Uzay giysilerine ihtiyacınız olacak. Evet, kedi kolonisini uzay çöplerinden kurtardık. Şuraya bak, komik uzay canavarları gelmiş. Sonunda görevimizi tamamladık. Bu harika. Şimdi üçünüz de yatağa gidiyorsunuz. Ben de gelip size uzayla ilgili bir masal anlatacağım. Ve üç astro kediciğin hikayesi. Harika! Miyav, 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 miyav! Anne ve babaları kediciklerin odasında özel bir yıldızlı gökyüzü oluşturdu. Ve ardından kedicikler babalarının astro kedicik masallarını dinledi ve rüyalarında da uzaya gitmek üzere uykuya daldılar. Dans yarışması. Bir sabah haberlerde heyecan verici bir şey söylendi. Ve büyük dans yarışması bugün yapılıyor. İsteyen herkes katılıyor ve en güzel hareketleri yapan kedi ödül kazanıyor. Ben dans etmeyi çok severim. Ben de ödülleri severim. Hadi dans yarışmasına girelim. Bu harika bir fikir. Hep birlikte oraya gideriz, hepimiz dans ederiz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ha, annenizle biz tango dansı yaparız. O kadar ders aldık, öyle değil mi? Ben de bir balerin gibi dans edeceğim. Zarif ve küçük bir çiçek gibi. Ben de break dansı yapacağım. Galiba ben dans etmeyi bilmiyorum. Hiç sorun değil. Yarışma akşam olacak. Yani bu arada dans etmeyi öğrenebilirsin. Kurabiye ile şeker de sana yardımcı olur. Sayemizde dansı kolayca öğrenirsin. Önce basit bir şey deneyelim. Örneğin vals iyi olur. Ve 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Au! Patimin üstüne bastı. Özür dilerim. 1-2-3. Au! 1-2-3. Au patim! 1-2-3-1-2-3. Au! 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 Başlangıç olarak vals biraz zorlayıcı olabilir. Hadi break dansı yapalım. Şimdi puding yaptığımı yap. Oh! Sanırım bir şeyi kırdım. Bu doğru yaptığımı gösterir mi? Acaba halk oyunu bu, denesen ne dersin? Çok fazla zıplıyorum. Ben kurbağa değilim. Robot dansı yapabilirsin. Çünkü onda zıplama yok. Bana kalırsa bu dansta hiçbir şey yok. Evet, galiba haklısın. Bu dans çok sıkıcı. Kankana ne dersin? Çok eğlencelidir. Kankan dansı yapabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Üzgünüm. Yardım etmeye çalışıyordum. Sevgili yavrularım, işler nasıl gidiyor? Görünen o ki ben dans edemiyorum. O yüzden yarışmaya da katılamayacağım. Puding yarışmaya gitmezse ben de gitmem, söyleyeyim. O zaman babanızla ben de evde otururuz. Öyle mi? Pekala. Bunların hepsi benim yüzümden. Aklıma süper bir fikir geldi. Hep birlikte bir aile dansı yapmalıyız kendimize özgü hareketlerle. Hepimizin yapabildiği bir hareket bulalım. Puding de mi yapacağız? Elbette. Puding en önemli bölümleri üstlenecek. O akşam büyük tiyatroda yarışma başladı. Çok sayıda kedi yarıştı. Hmm.
Sanırım ben biraz gerginim. Yapma, ne gerek var? Biz hiç değiliz, öyle değil mi? Değil mi çocuklar, değil mi? Gergin olmaya gerek yok tatlı kedicikler. Gördün mü? Biz rahatsız. Puding, bak başaracaksın. Sen bu dansa harika yapıyorsun. Nefes kesici ve son olarak heyecan verici bir dans grubu. İki kedi ve pisicikleri. Ha. Hadi Puding, sıra sende. Miyav 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 miyav. Hey! Muhteşem, harika. Haftalarca yapacağım bunu. Miyav miyav. Ve işte bu hareketleri başlatan dansçı Puding. Çok güzel. Sonuçlar geldi ve tabii gecenin birincisi tatlı kedicikler ailesi. Harika. Miyav 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 miyav. Galibiyeti kutlamak tabii ki harika bir şeydir. Ama bu zevki aileyle paylaşmak çok daha güzel. Ağaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şey yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik. Miau. Vay canına, gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Evet, tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala, sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi, kuleli mesela. Hı-hı. Bir de kaydırağı olmalı. Hı-hı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar, size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Hayaksi. Olamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir, kuş gibi. Cik cik. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Oo. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın, bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? O süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı!
Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş. Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Telefon. Eğlenceli bir günde tatlı kedicikler arkadaşlarıyla birlikte parkta oynuyorlar. Sonra Lekeli de onlara katıldı. Miau. Miau. Bakın demin babam bana ne verdi? Cep telefonu. Biliyor musunuz içinde bir sürü şarkı var. Fotoğraf da çekiyor. Miyav, miyav, miyav. Ama en önemlisi şu, görmelisiniz. Süper gol. Müthiş, evet. Harika. Ben de bir tur oynayabilir miyim? Ben de. Bana da bir tur verir misin lütfen? Ama önce ben. Hadi, hadi gol. Tatlı kedicikler Lekeli'nin yeni telefonuyla saatlerce oynadı. Lekeli'ye telefonun ödünç verebilir mi diye soracağım. Bir sümüklü böcek fotoğrafı çekmek istiyorum da. Ben de en sevdiğim şarkıları dinlemek için isteyeceğim. Ben de sanal futbol turnuvasını bitirmek istiyorum. Bir dakika bekleyin. Hey, annemle babama bize telefon almalarını söyleyelim. Böylece sürekli Lekeli'den istemek zorunda kalmayız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Birini araman ve bir şey hakkında konuşman gerektiğinde telefon çok işe yarar. Ama sürekli telefon iyi bir şey değil. İnsanlar birbiriyle konuşmak yerine sürekli telefonda konuşsalar nasıl olurdu bir düşünsenize. Miyav Cupcake, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet şeker, uzun zaman oldu. Bir ara mutlaka görüşmeliyiz. Ya da gerçek canlı müzik yerine sadece telefonlarından dinleselerdi? He? Ya da herkes gerçek futbol yerine sadece telefonda futbol oynasaydı? Top tam 44 dakikadır bir kez olsun hareket etmedi. Bu futboldan başka her şeye benzerdi. Biz telefon yerine gerçek dünyada yaşayacağız. Teşekkür ederim anneciğim. Eline sağlık anneciğim. Rica ederim çocuklar. Oyun zamanı. Duman, Tarçın ve Gece hala Lekeli'nin telefonuyla oynuyor. Onu bir türlü ellerinden bırakamıyorlardı. Gol. 1-0. Bu harika. Çok iyi bir fikrim var. Onları telefonla oynamak yerine bizimle oynamaya ikna edelim. Bir gol daha. Harika. Hey. Gece, telefon sıranı beklerken biraz top oynayalım hadi. Tamam, olur. Tarçın'la Duman zaten benim önümde. Gol. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Duman, sen sıranı beklerken ben gidip biraz oynayacağım. Gol. Geçen seferki gibi yine ben kazandım. Tamam, şimdi kim oynamak istiyor? Hoppa. Gol. Vay, gerçek bir futbol maçı. Arkadaşlar, ben de oynayabilir miyim? Tabii ki Lekeli. İyi bir forvete ihtiyacımız var. Yakala. Yaşasın. Bu kesinlikle telefondakinden daha iyi. Miyav? Evet anne, ben parktayım. Birlikte gerçek bir futbol maçı yapacağız şimdi. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Hehehehe.
Biriyle konuşmanız gerektiğinde telefon çok işinize yarar. Ama gerçek dünyada arkadaşlarla oyun oynamak her zaman daha iyidir. Yılbaşı gecesi. Bir yılbaşı gecesiydi ve tüm aile kutlamaya hazırlanıyordu. Evet çocuklar, bugün saat 9'da yatmanıza gerek yok. Gece yarısına kadar bekleyip yeni yılı kutlayabilirsiniz. İlk defa yeni yılı yetişkinler gibi kutlayacaksınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Gece yarısına kadar uyanık kalacağız. Yeni yılı hep birlikte kutlayacağız. Küçük kol ve büyük kol en tepede olduğunda yeni yıla gireceğiz. Sanırım bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ve 5 dakika sonra... Yeni yıla ne kadar kaldı? Ben biraz sıkıldım çocuklar. O zaman bir şeyler yapalım. Neden annemize yardım etmiyoruz? Anne. He? Anne. Anne, sana yardım etmek istiyoruz. Teşekkürler canlarım ama kendi başıma halledebilirim. Tamam, o zaman babama yardım edelim. Baba, yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim çocuklar. Ama havai fişekleri dışarı yerleştirmem gerekiyor. Bu size göre bir iş değil çocuklar. Üzgünüm. Biraz televizyon izlemeye ne dersiniz? O arada zaman hemen geçmiş olur ha? En sevdiğim korsan programı başlamış. Harika. Bu sırada saat ancak 9 olmuştu. Asla uyumamalıyız. Televizyon yüzünden olmalı. Ne? Saat 9 olmuş. Normalde bu saatte yatağa gidiyorduk. Uyuyakalırsam tüm eğlenceyi kaçıracağım. Hey çocuklar, kafamızda bir kova su taşıyabiliriz. Böylece onu dengede tutmaya çalışırken uyuyakalmayız. Evet, ama düşürürsek ne olacak? Yeni yıla ıslak girmek istemeyiz. Çünkü yeni yıla nasıl girersek tüm yıl öyle geçer, değil mi çocuklar? Baksanıza, bence şimdi dışarı çıkmalıyız. Hava çok soğuk olduğundan asla uyuyakalmayız. Buz küpüne dönmüş bir halde yeni yıla nasıl gireceğiz, söyler misiniz? Çok iyi bir fikrim var. Neden vaktimizi arkadaşlarımızın yılbaşı hediyelerini paketleyerek değerlendirmiyoruz? Böylece uykumuz gelmez çocuklar. Yılbaşı hediyelerini paketlemek çok eğlenceli olsa da aynı zamanda çok da yorucuydu. Kurabiye, şeker ve puding. Gece yarısı olmak üzere. Şuna bak. 3 küçük hediye paketi varmış burada. Bırakalım da uyusunlar hayatım. Çok yazık oldu. Ama sorun değil. Gelecek yılki yılbaşında tekrar deneriz. Anlaşılan şeker yeni yıl kutlamasını kaçırmamak için öncesinde alarm kurmuş. Herkese günaydın. Olamaz. Uyuyakalıp yeni yıl kutlamasını mı kaçırdık? Gece yarısına daha 30 dakika var. Yani kaçırmadınız. Bir şekerleme yaptım. Partiye hazırım. 5, 4, 3, 2, 1 ve mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Diğer kedicikler de uyanık kalabilmeyi başarmış. Mutlu yıllar! Kedicikler birbirlerine yılbaşı hediyelerini verdi. Bir sürpriz daha. Babam havai fişek patlatacak. Tatlı kediciklerin ilk yetişkin yılbaşı gecesi çok renkli. Havai fişekli ve arkadaşlarla yaşasın dolu geçti. Ve hiçbirinin birazcık bile uykusu gelmedi. Hikaye yazmak. Bir gün kurabiye, şeker ve puding babalarından onlara bir kitap okumasını istedi. Ben güzel bir prenses kitabı istiyorum. Ama içinde bir sürü korsan olsun. Ve ayrıca bir sürü mantar olsun.
Tamam, bu bir prenses kitabı. Bu da korsanlarla ilgili. Ve bir de mantar ansiklopedisi. Prenseslerle ilgili bir masal daha dinlemek istemiyorum. Çok sıkıldım. Ben de korsanlarla ilgili bir masal dinlemek istemiyorum. Ama mantar kitabı güzel değil mi? Hayır, asla olmaz. Bence kafa kafaya verip içinde prenses, korsan ve mantar olan bir kitap yazmalısınız. Gerçek yazarlar olacağız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Birlikte bir hikaye belirleyeceğiz çocuklar. Ve babam da bizim için onu yazacak. Hey. Ama kitap yazmanın hiç de kolay olmadığını anladılar. Neden başlamıyoruz? Hey. Ne? Buldum. Ha? Hayır. Sanırım hiçbir şey bulamıyoruz. Harika bir kitap yazmak için ilham bulmanız gerekiyor. İlham mı? O da ne? İlham, aklınızda bir fikir yokken bir anda ortaya çıkan şeydir. Bir fikrim var. Ormanın derinliklerinde... Buldum. Hikaye ayda başlıyor. Bir nice mantarı mantar maymunlarıyla çatışıyor ve sonra da onları veriyorlar. Bu şekilde olmaz. Sadece biriniz başlamalı ve sonra sırayı diğerine vermeli. Babamız haklı çocuklar. O zaman başlıyorum. Ormanın derinliklerinde güzel... Mantar varmış. Değil mi? Hayır. Bir şato varmış. Akıllı prensesin şatosu. Kuledeki odasında oturup etrafı seyrediyormuş. Prenses oturup etrafı seyrediyormuş. Güzel bir başlangıç. Ardından şatoya şeyler saldırmış. Mantarlar! Mantarlar değil puding, korsanlar. Peki tamam. Oho. Korsanlar şatoyu almış ve onu gemilerine götürmüş. Prenses pencereden dışarı bakmış ve dev bir... Mantar görmüş. Okyanus mantarı, evet. Hadi ama neden bir okyanus mantarı görsün ki? Sizin prensesleriniz ve korsanlarınız varsa neden benim mantarlarım olmasın? Pekala, öyleyse ne yazıyorum? Ne yapıyorsunuz bakalım? Gelecekler yazar olmaya karar verdi. Korsan gemimize saldırması için çok havalı bir şey arıyoruz. Güzel bir şeye ihtiyacımız var. Eğlenceli olmalı. Şunu açar mısın lütfen? Bir dev olabilir belki. Mesela bir mantar. Anne, ben de aynı şeyi söylemiştim. Gemiyi batırmak isteyen dev bir mantar. Sola dön Ahbap'ı. Sağa dön Ahbap. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Sağa dön. Dikkat edin. Şu anda dev mantar geliyor. Korsanlar, mantarı geri püskürtmeye hazır olun. Ama mantarın dev bir metal kaskı var. Bakın, evet. Hey, çok iyi bir fikrim var. Dev mantarı kaynatıp çorba yaparak yenebiliriz, değil mi? Çünkü kaynayan bir mantar gemiye zarar veremez. Ardından korsanlar dev mantarı yendi. Ve prensesle arkadaş oldular. Ve hep birlikte denizde harika maceralar atıldılar. Ve son. Bir mantar, prenses ve korsan hikayesi. Çok güzel bir hikaye. Bu arada gerçekten mantar çorbasının kokusunu alabiliyorum. İşte kokusunu aldığın mantar çorbası. Küçük yazarlarım, yemek vakti. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Ve lezzetli yemeklerinden sonra baba, kendi kediciklerinin yazdığı Prenses, Korsan ve Deniz'in Dev Mantarı hikayesini bir kitap haline getirdi. Bavul toplamak. Bir gün baba kedi başka şehirde bir iş gezisine çıkacağını söyledi. Tren biletime bakın çocuklar. Saat 3'te kalkacak. Büyük bir açlık konferansına gideceğim. Bu çok harika ve heyecan verici tatlım. Fazla zamanımız yok. Hazırlanmana yardım etmeliyim. Baksanıza, oradan oraya koşturuyorlar. Elbette öyle. İş gezisi için hazırlanmak çok önemli bir şeydir.
İhtiyacın olabilecek her şeyi düşünmek zorundasın çünkü. O zaman babamızın toplanmasına yardım edelim. Böylece önemli bir şey almayı unutmaz. Hadi yardım edelim. Miyav, 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 miyav. Pekala, babam yanında ne götürmeli? Kişisel bakım ürünleri değil mi? Diş fırçası, havlu, duş bonesi, sabun, banyo süngeri, saç kurutma makinesi. Bunu da götürmeyi unutmamalı. Babamın banyoda hep yanına aldığı plastik ördek. Doğru. Ve şimdi sıra yiyecek ve uyku eşyasında. Öncelikle akşam yemeği yapması için tabak, çatal, kaşık, bardak, yastık ve su ısıtıcısı. Çay yapmak isteyebilir. Ve çayın yanında reçel de gerekir. Ahududu mu yoksa çilek mi? Neden ikisi de olmasın? Eyvah! Az kalsın peçeteleri unutuyordum. Hava soğuyabileceğinden kazak ve atkı gibi kalın giysiler de almalı. Ve yağmur yağarsa diye şemsiye ve yüzmek isterse diye paletler. Ve sel basarsa diye şişme yataktan bir sal. Harika. Geriye ne kaldı? Tatlı kedicikler babalarının neye ihtiyacı olacağı konusunda epeyce düşündü. Şimdi tüm bunları bavula yerleştirmeliyiz. Neredeyse bitti. Yapmaları gereken tek şey bavulları kapatmak. Evet, harikayız. Babamızın bavullarını hazırladık. Baba! Vay, taşınıyor muyuz yoksa çocuklar? Babamızın bavullarını hazırladık. Artık gitmeye hazır. Oo, vay be. Çok tatlısınız çocuklar. Ama iki günlük bir yolculuk için biraz fazla. Çok iyi bir fikrim var. İhtiyacın olmayan şeyleri çıkaralım ve gerçekten lazım olan şeyleri bavula bırakalım. Ne dersin? Ve babalarının tek bir bavula ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Artık gitmeye hazırım. Vay be, trenin kalkmasına sadece yarım saat kalmış. Biletimi çıkartayım. Olamaz. Biletimi kaybettim. Sakin ol. Kedicikler, hadi her yerde babanın biletini arayalım. Sağ olun ama artık çok geç. Treni kaçırdım bile. Anlaşılan iş gezisine çıkamayacağım. Bu olamaz. Bavulunu toplamak için çok uğraşmıştık ama. Bavulunu bu kadar erkenden toplamamız çok iyi olmuş. Çünkü tren yarına kadar bir yere gitmiyor hayatım. Ne? Görünüşe göre tarihleri karıştırmışsın. Oh, evet karıştırmışım. Ne kadar da şaşkınım. Yani babam iş gezisine gidebilecek mi? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba yolculuğa çoktan hazır olduğundan acele etmesine gerek kalmadı ve böylece akşam kediciklerle bolca vakit geçirdi. Kelebek! Güzel bir günde tatlı kedicikler oyun parkında çok eğleniyordu. Gece hayalet gibi bir şeye benziyor. Yakalamaya çalıştığın şey nedir Puding? Gerçek hayatta daha önce hiç görmediğim harika kelebekleri. Böylece onlara kendim bakabilirim. Yakalamak için uğraştığım şey bir gökkuşağı kelebeği. Kanatları güzel bir gökkuşağı gibi rengarenk. Puding, bu gerçekten de harika. Onlardan birini görmeyi gerçekten çok isterim. Aslında onlar burada yaşamıyor. Gökkuşağı kelebekleri sadece tropik ülkelerde bulunuyormuş ya. Tatlı kedicikler eve döndüğünde onları bekleyen bir sürprizle karşılaştılar. Bilin bakalım ne oldu. Dedeniz bize bir kutu tropikal meyve gönderdi. Harika değil mi? Ananas. Oh,
küçük bir tırtıl. Aa, şuna bakın. Gerçekten büyük bir tane. Onu burada tutabilir miyim anne lütfen? Büyük bir kelebek olursa ne güzel olur. Olabilir tabii ama lütfen evin her tarafına sürünmesine izin vermeyin. Tırtıllar beni korkutur. Söz veriyorum anneciğim. Gözlerimi ondan ayırmayacağım. Müthiş! Miyav, 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 miyav. Kıvrımlı ve şekilsiz tırtılın bir süre sonra gerçekten güzel bir kelebeğe dönüşeceğinden emin misin? Eminim dönüşecek. Ona gerçekten iyi, dikkatli ve özenle baktığım sürece. Oh. Bir zamanlar bir kelebek vardı. Kanalı değiştirebilir misin lütfen? En sevdiğimiz dizi başlamak üzere. Beklemeniz gerekiyor. Tırtılımız kelebekler hakkındaki bu programı izlemeyi gerçekten sever. Biraz abartıyor gibisin. Ya o şey hiçbir zaman kelebeğe dönüşmezse? Evet, dönüşecek. İkiniz de sadece bekleyin. Dünyadaki gerçekten ama gerçekten en güzel kelebeğe dönüşeceğini biliyorum. Yaşasın. Sonunda oldu işte. Ne? Ne oldu? Tırtıl bir kelebeğe mi dönüştü? Aslında tam olarak değil ama yakında dönüşecek. Bir kozaya girdi ve bir kelebek olarak geri dönecek. Güzel bir kelebek yerine çirkin, ürpertici bir böcek ortaya çıkarsa ne olur? Gergedan böceği falan gibi bir şey. Ya da belki onun yerine harika bir yarasa çıkacak. Ya da başka bir şey ortaya çıkarsa? Özel güçleri olan bir kedi mesela. Harika. Şimdi gerçekten gerginim. Hadi canım, şuna bakın. Bu tam olarak umduğum şeydi. İşte bu gökkuşağı kelebeği. İnanılmaz, bu gerçekten çok hadi güzel. Anne babamıza gösterelim. Ne kadar güzel bir kelebek. Harika iş çocuklar. Dürüst olmak gerekirse işi yapan biz değildik. Puding yaptı. Evet, Puding tırtılla çok iyi ilgilendi. Ve şimdi onu kavanozdan çıkarmamız gerekiyor. Böylece özgürce uçabilir. Diğer tüm harika güzel kelebeklerle beraber. Bir ara bizi ziyarete gel gökkuşağı kelebeği, tamam mı? Umarım iyi olursun. Görüşürüz. Canlarım, gökkuşağı kelebek dostunuzu hep hatırlayacağınızdan eminim. Şimdi sizin için aldığım aksesuarları takın. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Puding'in iyi bakımı sayesinde gökkuşağı kelebeği kendine tropikal bir ülke bulabilir. Tabii ki bizimkilerin arka bahçesinde.